Kısa Dalga Haber Merkezi'nin sunduğu Kısa Dalga Bülten'den herkese merhaba. Evet, gündemin öne çıkan başlıklarıyla Kısa Dalga Bülten'de bir aradayız. Günün öne çıkan başlıklarında fil hafızasıyla başlıyoruz. I have a dream. Nobel Barış Ödülü 24 Ekim 1964'te Amerikalı papaz ve Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi Martin Luther King'e verildi. Martin Luther King, dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınıyordu. Bir hayalim var, 4 çocuğum da rengine göre değil, karakterine göre değerlendirildiği bir ülkede yaşayacaklar sözleri kendisini kadar ünlü oldu. 4 Nisan 1968'de öldürüldüğünde yalnızca 39 yaşındaydı. Ve gündemin öne çıkan başlıkları. Öcalan, gücüm var dedi. DEA Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek 43 ay sonra Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ilk isim oldu. Öcalan, tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim mesajını paylaştı. DEA Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı hazır. Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı, dedi. Leyla Zana ise yeni sözüm süreci tartışmalarına ilişkin çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doldu. Barışı gözleyenlere selam geldin, gözümüz aydın, dedi. MHP Meclis Grup Danışmanı olarak görev yapan Oğuzhan Güngör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısını eleştirdiği için görevden alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kişilerin Ali Örek ve Mine Şevin Alçiçek isimli PKK'lılar olduğunu doğruladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TUSAŞ saldırısı ile ilgili olarak böyle bir saldırının Ankara'da gerçekleşeceğine dair basın dahil değişik çevrelerde şaia dolaşıyordu, dedi. Özdağ, bundan sonra suikastlerden bahsediliyor iddiasında da bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ yaralılarını ziyaret etti. Özel, bugün Türkiye'nin bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışılıyor. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım, dedi. Menzil Cemaati Şeriat Mahkemesi kurdu. Gündemin bir öne çıkan başlığı da buydu. Menzil Cemaati miras kavgasına çözüm bulmak için tarikat mahkemesi kurduğunu açıkladı. Açıklamada Gavs'ımızın diğer 3 halefisi hüküm merceği olarak kabul edilmiştir ifadesi kullanılırken kararın 22 Ekim 2024 tarihinde alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri Bakanları, Genelkurmay ve MİT başkanlarının yanı sıra AK Parti Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katılması dikkat çekti. TÜSAŞ'a yönelik saldırının ardından havalimanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Tüm havalimanlarında turuncu uyarıya geçildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı TÜSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiğini, 14 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Ve Narin Günan cinayetinde babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Günan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında zorla getirilme kararı verildi. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ lideri Gülen'in ölümünün ardından övücü paylaşım yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye'de ilaç erişiminde yaşanan kriz derinleşirken İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere 19 eczacı hükümete bir çağrı yaptı. 30 bin eczane zor durumda kalıyoruz diyerek çözüm istedim. Organize Suç Örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ve sırada ekonominin öne çıkan başlıkları. Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre toplam rezervlerin 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıktığı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde öncü gösterilerin Ekim ayı enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağını işaret etti. Özette, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanamadığı ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsaya kadar sıkı düşüş sürdürülecek dedi. İktisatçı Dr. Mahfiye İlmez ise Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler gibi 2025'te %5'lik enflasyon hedefine ulaşmaktan uzak olduğunu ifade etti. Ve ilaca zam geldi. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru %23,5'lik artışla 17.500.443 liradan 21.671.021 liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtları Eylül 2024 verilerine göre son 3 yılda satışların çift taneli olduğu tek kategori motosiklet oldu. Ve dünyadan öne çıkan başlıklar. Erdoğan'dan BRICS mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS zirvesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, BRICS ailesiyle diyaloğumuzu geliştirmeye kararlıyız dedi. Hindistan, Türkiye'nin BRICS üyeliği teklifini reddetti. Alman Bild gazetesinin iddiasına göre Hindistan düşmanı Pakistanlılara Ankara'nın iyi ilişkilerini gerekçe göstererek teklifi reddetti. Gerekli oy birliği ise sağlanamadı. Alman Yardım Kuruluşu Welthungerfeld raporuna göre Gazze şehrinde nüfusun %91'i ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Kısıtlamalar ve gecikmeler nedeniyle uluslararası kuruluşların çalışmaları son derece zor şartlarda yürütülüyor. Nobel ekonomist Profesör Doktor Daron Acemoğlu 2022 Nobel'li ekonomisiyle birlikte Demokratların adayı Kamala Harris'e destek bildirisini imzaladı. İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren artık yasak. Ve Almanya ve İngiltere arasında ortak silah üretimi ve devriyeler öngören kapsamlı bir savunma ve güvenlik anlaşmasına varıldı. Sırada kültür sanat haberleri. Koleksiyonların beklediği gün geldi. Küçük Prens'in nadir bulunan bir karbon dizgisi satışa çıkıyor. Türünün sadece 3 örneğinden biri olan bu versiyonda yazarın el yazısı notları ve düzeltmeleriyle sevilen öykünün en ünlü satırlarından biri ilk kez yer alıyor. Eser Kasım ayının sonunda düzenlenecek olan Abu Dhabi Art Sanat Fuarı'nda sergilenecek. Bilinen sadece 3 kopyadan biri olan dizginin fiyatı 1.25 milyon dolar olarak belirlendi. Lotus Kitap, 2 ve 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kitap Fuarı'nda Türkiye'de yayın evlerinin giderek zorlaşan koşullarını ve bu koşullar içerisinde şirketin tek taraflı çıkar gözetmesini gerekçe göstererek katılmayacağını açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan 4 filmlik animasyon serisinin ilk ayağı Mustafa filminin galası İstanbul'da yapıldı. Sırada spor gündemi. Ve haftanın oyuncusu belirlendi. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Vinicius Junior oldu. Borussia Dortmund karşısında hat-trick yapan Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakemlerden şikayet ederek Fenerbahçe'nin son 10 yıllık tarihi iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu. Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun
bir sebebi var ifadelerini kullandı. Kısa Dalga Haber Merkezi'nin hazırlayıp sunduğu Kısa Dalga bültenini dinlediniz. Kısa Dalga'da özgür, bağımsız, temiz ve gerçek habercilik için Kısa Dalga'nın Patreon sayfasını takip edebilirsiniz. Kısa Dalga Bülten'den bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.